Polis karşısına hangası? Emirle görüşlerinizde hazırdır Sayın Bakanım. Arz ederim. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Açılışı ve kapı. Kırı Milletvekili Hüseyin Filiz Beyefendi. Önder Matlı ve 14 trilyona çıkmak ve Çevkeş'imize hayırlı olması dileğiyle Kornele'yi hep beraber kesiyoruz. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Hayırlı olsun. Hayır. Müracaat yerimiz mi? Yok. Müracaat yerimiz. Hoş bulduk. Çalışmaya ne zaman başladın? Yok, yok. Burada, burada. Bugün başladık. Daha yeni mi başlayacak? İl müdüründen geldi efendim. Hayır, böyle geçici görevler. Esas görevler var mı? Tamam. Ne kadar sigorta var? Allah Allah. Geçin olur. Geçin olur. Geçin Zonguldak'ta -600 kotunda meydana gelen bu elim kaza neticesinde 5 vatandaşımızın defin işlemleri dün ve bugün gerçekleşiyor. 3 vatandaşımızla ilgili de bugün sabah itibariyle kendilerine ulaşma çalışmaları sürüyor idi. Bu kazayla ilgili gerek idari gerekse adli çalışmalar başlatılmış bulunuyor. En kısa süre içerisinde aksaklığın nereden kaynaklandığı konusunda bir neticeye ulaşılacağı inancı içerisindeyim. Dolayısıyla bu konuda net bir durum, rapor, nihai rapor sonrasında ortaya çıkmış olacak. Biz Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu ve benzer kurumlarda, yani çok tehlikeli gerek maden gerek inşaat sektöründe yoğun bir denetim faaliyetlerimizin sürdüğünü ifade edebilirim. Bu konudaki noksanlıkların, aksaklıkların giderilmesi konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Kozlu'daki tespitlerimiz de işletmeyi kapattıracak, kapatmasını gerekli kılacak elimizde bulgular yok. Yani yapılan teftişlerde işletmenin kapatılmasını gerektirecek nedenler söz konusu değil. Fakat kazanın oluşu, olayın oluşuna baktığınız zaman teknik olarak neden kaynaklandığı konusunu tabii ki araştırılması gerekiyor. Onu inşallah bu idari ve adli soruşturmalar ortaya çıkaracaktır. Toplum yararına çalışma yalnız Çankırı'da değil, Türkiye'nin birçok ilinde ama özellikle gelişmekte olan ve sosyoekonomik durumu dikkate alarak bu alanda illerimize istihdam alanında destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda 72 bin vatandaşımız toplum yararına çalışmada istihdam ediliyor. Bunlar ağırlıklı olarak milli eğitim bünyesinde okulların temizliği ve okulların bakımıyla ilgili hizmetleri görürken bir taraftan da ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu yeşermesi konusunda mücadele ettiğimiz bir alanda, yani ağaç dikim alanında da ciddi hizmetler sunuyorlar. Çankırı ilimizde de 1500 kişinin önümüzdeki dönem içerisinde çalışması konusundaki talebi karşılayacağız. Böylece mesleki formasyona sahip olmayan engelli vatandaşlarımız, kadınlarımız bu alanlarda daha yoğun bir şekilde istihdam edilecekler. Gençlerimize ise mesleki eğitim kurslarımız var, aktif iş gücü programlarımız var. O programlar çerçevesinde onları geleceğe daha güvenli hazırlama konusunda İşkur bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.